Herkese merhaba. Bugünkü konumuz arkadaşlar askerlikte muaf olma şartları nelerdir? Hangi durumlarda askerlikte muaf olabilirsiniz? Bu konularla ilgili bir küçük bir araştırma yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim ben de bu bilgilerimi. Tabii söylediğim bilgileri siz tekrar askerlik şubesini arayarak teyit de ettirin. Yani ben internetten araştırmalarımın sonucunu sizlerle paylaşıyorum. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle en önemli nedenlerden biri muaf olmada sağlık. Yani sağlık sorununuz varsa askerlikten muaf olabilirsiniz. Çeşit çeşit hastalıklar var arkadaşlar. Örnek benim birkaç tanesini söyleyeyim. Göz hastalığı misal. Göz numaranız belli bir numaranın üzerinde olursa bu tabii bu numaraları ben şu an tam bilmiyorum. Aile hekimlerine sorarsanız size daha yardımcı olurlar. Belli bir numaranın üzerine göz bozukluğu olan arkadaşlarımız askerlikten muaf olabilir veya herhangi bir iç hastalıklarından dolayı askerlikten muaf olabilirsiniz. Herhangi bir bulaştırıcı hastalık olursa askerlikten muaf olabiliyorsunuz. Bunun dışında misal benim kuzenimde çıkmış bir olay vardı. Ayak parmaklarından biri uzun, biri kısa olduğu için askerlikten muaf olmuştu. Sebebi de bot. Misal askerde çok fazla bot giydiğiniz için parmaklar uyumsuz oldu mu botta rahatsızlık veriyor ve askerlik sürecinizi tamamlayamıyorsunuz. Zaten askere giden arkadaşlarımız da görecektir. Botlarla çok sorununuz olacak ki terlik istirahati diye bir şey var askerlikte. Botlardan dolayı ayaklara vurmasından dolayı sorunlar oluyor. Herhalde ondan dolayı da ona o şekilde askerlikten muaf olmuştu. Parmaklarından biri uzun diye. Yani günlük hayatında hiçbir sorunu yoktu ama askere gitmedi, muaf oldu. Bu şekilde sağlık sorunlarından dolayı arkadaşlar askerlikten muaf olabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar ailede tek çocuk olma olursanız bu bazı tabi özel durumlar gerektiriyor. Misal örnek veriyorum, ailede tek çocuksunuz ve abiniz askerde şehit olmuştur. Bu tip özel durumlarda askerlikten muaf olabiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi özel durum olması gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız ben tek çocuğum o zaman muaf olabilirim demesinler. Herkes muaf olamıyor. Özel şartlarda muaf olabiliyorsunuz. Bunun dışında duble vatandaşlıkları olan bazı arkadaşlarımız bunun da bazı özel şartları var. Bu özel şartları karşılıyorsa askerlikten muaf olabiliyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere kolay kolay kimseye askerlikten muaf etmiyorlar. Yani herkes askerlik görevini yapmalarını istiyorlar. Ama en büyük nedenlerden biri yani genellikle muaflar sağlık sorunlarından dolayı oluyor. Aklınıza takılan başka sorular da varsa bilgim dahilinde ise yorum kısmından sonra cevaplarım. Videoyu beğenip bana destek olursanız da sevinirim. Şimdiki iyi günler.